İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bağımsızlık günü arifesinde artık Ermeni olmaktan korkmayacağım. Fransa parlamentosunda Doğu Ermenistan'ın savunma deneyimi. Fransız basını, Ruanda Ermenilere yönelik soykırım Armenosit ile ilgili anma referansını müzeden kaldırdı. Bakü'de tutuklanan ünlü gazeteci Ermeni yanlısı bir paylaşım yapmıştı. Avrupa Parlamentosu'nda Artsakh'ın dini ve kültürel mirasının korunmasına ilişkin bir konferans düzenlenecek. Venera Makaryan, yeni çalışmasında Osmanlı döneminde Ermenilerin statüsüne ilişkin özelliklerin altını çizdi. 19 Ocak 2024, Batı Ermenistan topraklarında Ermeni Devleti'nin fiilen tanınmasının 104. yıl dönümü olacak. Bağımsızlık günü arifesinde Batı Ermenistan televizyonu size Batı Ermenistan'ı ve sembollerini tanıtacak. Bugün sizlere Ermeni halkına tanınan ve sahip olunması her Ermeni için önemli bir ön koşul olan hakların kısa bir listesini vereceğiz. 14 Nisan 1919, 18 Ocak 1919'da Paris'te çalışmalarına başlayan Barış Konferansı, Tazminat Özel Komisyonu'nun da bünyesinde barındırıyordu. Bu komisyon 7 Mart 1919'da amacı komisyonda temsil edilmeyen ülke ve halkların maddi kayıplarını toplamak ve bunların tazminini resmileştirmek olan Özel Komisyon adında ayrı bir organ oluşturdu. Özel Komisyon 14 Nisan 1919'da ön raporunu sundu. Buna göre Ermenistan'ın 1914-1918 yılları arasındaki toplam maddi kaybı 1919'da fiyatlarıyla 19 milyar 130 milyon 982 bin altın franktı. Tüm mağlup devletlere maddi tazminat yükümlülükleri getirilmiştir. Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu. Örneğin Almanya, maddi tazminat yükümlülüğünün tamamını ancak Haziran 2010'da geri ödemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olan Türkiye Cumhuriyeti, Batı Ermenistan'a karşı bu yükümlülüğünü yerine getirmekten hala kaçınmaktadır. Kilikya Ermenilerinin haklarına ilişkin karar. 4 Ağustos 1920 Kilikya Ermenileri Kilikya'nın bağımsızlığı deklarasyonunu kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1960 tarihinde kabul edilen sömürge ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesi hakkında Birleşmiş Milletler Deklarasyonu'na göre dünyada 60'tan fazla ülke bağımsızlığını elde etmiştir. Ermenilere karşı işlenen soykırımın Armenosid'in tanınması ve kınanmasına ilişkin kararlar 24 Mayıs 1915'te Büyük Britanya, Fransa ve Rusya, Jön Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen Ermeni katliamlarını ve soykırımını Armenosid'i kınayan özel bir bildiri yayınladılar. 1915 Nisan soykırımı Armenosid'i Türkiye'de insanlığa ve medeniyete karşı işlenen yeni bir suç olarak nitelendirildi. Bu bildiriye göre daha sonra Jön Türk paramiliter liderlerini yargılamak üzere İstanbul Özel Askeri Mahkemesi kurulmuştur. 1919'dan 1920'ye kadar Jön Türk paramiliter liderlerinin yargılanması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'na katılması ve imparatorluk tebaası olan Ermeni vatandaşlara yönelik katliam ve teçhir sürgünlerin organize edilmesi suçlamalarıyla İstanbul'da yapıldı. İstanbul'daki Özel Askeri Mahkeme 1921-1922 yıllarında Nemesis Operasyonu'nun Ermeni intikamcıları tarafından gerçekleştirilen birçok Jön Türk paramiliter liderini gıyaben ölüme mahkum etmiştir. Tüm bunlar Ermenilere yönelik soykırımın Armenosid'in kınanmasının gerçekleştiği ve Ermenilere yönelik soykırıma Armenosid'e tamamlanmamış bir Nürnberg ifadesinin uygulanmasının yanlış olduğu anlamına gelmektedir. Ermenilere uygulanan soykırımı Armenosid kınanmıştır.
tahkim kararının tanınması ve uygulanması da dahil olmak üzere Ermeni halkının uğradığı zararın tazminatı ödenmemiştir. Evrensel Net Malatya'da CD satarak geçimini sağlayan Kazem Akses'in Ermeni kimliğini açıklayarak mahkemeye başvurduğunu bildirdi. Hrant Dink ve 3 misyonerin katledilmelerinden önce bu durumdan çekindiği için adını Sarkis Nersisyan olarak değiştirme girişiminde bulunmayan Kazem Akses artık Ermeni olmaktan korkmayacağını açıkladı. Kazem Akses'in Ermeni kimliğini açıklayarak mahkemeye gitmesi cinayetlerden sonra farklı olma korkusundan kurtulması açısından önemli bir gelişme oldu. Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde 1963 yılında doğan Akses, Ermeni kökenli olduğunu, Hrant Dink cinayeti ve Malatya'daki cinayetler nedeniyle mahkemeye başvurduğunu söyledi. Akses, müzik hayatına 9 yaşından sonra 2001 yılında başladığını söyledi. Kaydettiği CD'leri şehir merkezinde kendi kurduğu bir tezgahta satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Akses, yeni CD'sini Ermeni bir isimle kaydetmek istediğini söyledi. Siyaset bilimci ve gazeteci Hagop Badalyan Fransız Senatosu'na atıfta bulundu. Badalyan şöyle yazıyor. 17 Ocak'ta Fransız Senatosu Bakü'nün Artsakh'a yönelik saldırganlığını kınamanın yanı sıra Doğu Ermenistan'a yönelik olası bir saldırganlığı, toprak bütünlüğüne yönelik olası bir saldırıyı önlemeyi amaçlayan bir kararı görüşecek. Fransız Senatosu'nun partiler arası bu önemli gelişiminin memnuniyetle karşılanması ve olumlu değerlendirilmesi gerektiğine şüphe yok. Aynı zamanda 44 günlük savaştan bu yana geçen 3 yıl içinde Fransız parlamentosunun her iki kanadının da Artsakh konusunda iki kez önemli kararlar aldığı unutulmamalıdır. Kasım 2020'de Fransız parlamentosu 1994 ateşkesinden bu yana sınırları kaydederek Paris'i Artsakh'ın bağımsızlığını tanımaya resmen çağıran bir kararı kabul etti. 2022 sonbaharında Fransız parlamentosunun her iki kanadı da Artsakh halkını ve haklarını korumak için yine kararlar aldı ve saldırganlık durumunda Bakü'ye yaptırım uygulanması gerçeğini, Fransa'nın Avrupa Birliği'nde de yaptırım uygulama fikrini teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Ancak Fransız parlamentosunun bu kararları istişari düzeyde kaldı ve yürütme bunların parlamenterlerin inisiyatifi olduğunu ve Fransız hükümetinin resmi politikasını yansıtmadığını açıkladı. Elbette bu parlamento girişimlerinin resmi Paris'ten bağımsız olduğunu söylemek muhtemelen bir hata olacaktır. Aynı zamanda Fransa'nın oyun dışı kalma tehlikesi karşısında Paris'in bu tür radikal önlemlere başvuracağını bilen resmi Paris için jeopolitik oyunda bir araç, bir oyun kartı olduklarına şüphe yoktur. En azından şimdilik buna ihtiyaç duyulmadı ve gerçekten de Azerbaycan'ın Artsakh saldırısından 20 gün kadar önce Fransız petrol ve gaz devi Total Enerji'nin başkanı İlham Aliyev ile milyarlarca dolarlık yatırım konularını görüşüyordu. Eylül ayının sonunda Azerbaycan Artsakh'a saldırdı ve Ermenileri sürgün ederek etnik temizlik yaptı. Ancak Fransa hiçbir zaman yaptırımlara başvurmadı ve Artsakh'ta olanları kınayan açıklamalarla yetinerek Avrupa Birliği içinde bu fikri zorlamak için hiçbir girişimde bulunmadı. Dolayısıyla Fransız Senatosu tarafından yeni bir kararın kabul edilmesinin Azerbaycan tarafından Doğu Ermenistan'a yönelik olası bir provokasyonu önlemek için etkili bir mekanizma olarak kabul edilemeyeceğini göstermektedir. Bu anlamda oldukça çelişkili değerlendirmeler içeren birkaç düzine Fransız bastiyon zırhlı aracı, Fransız parlamentosunda birkaç düzine sert kararın kabul edilmesinden çok daha objektiftir. Bu girişimler memnuniyetle karşılanmakta ve teşvik edilmektedir ve sonuçta Fransız Senatosu doğal olarak devletin ve Fransa'nın çıkarlarına hizmet etmektedir ve hatta bir paradoks da söz konusudur. Artsakh konusunda Fransız parlamentosu Artsakh parlamentosundan ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nden daha aktif ve gayretlidir. Bununla birlikte Fransız Senatosu'ndaki bir başka karar, Doğu Ermenistan'da yeni bir yanılsama dalgasına dönüşmelidir. Dahası,
Fransız Senatosu'nun Ermeni-Fransız ilişkileri açısından sahip olduğu dostane potansiyeli yürütme düzeyinde Ermeni-Fransız işbirliğini daha da nesnelleştirmek ve derinleştirmek için kullanmak gerekebilir. Ruanda'nın başkenti Kigali'de 2004 yılında açılışı yapılan Tutsilere uygulanan soykırıma adanmış bir anıt bulunmaktadır. Bahçede isimleri mermer bir taşa kazınmış olan 250 bin soykırım kurbanı Tutsi'nin cesetleri yatmaktadır. Binanın içinde yapılan bir tur, ziyaretçileri ülke tarihinin derinlemesine görsel ve işitsel dokümentasyonuna götürüyor. Vitrinlerde kemikler, kafatasları, objeler, kurbanların şehitliğini simgeleyen kıyafetler, silahlar ve soykırım çılgınlığını somutlaştıran sloganlar sergileniyor. Fransız Le Point gazetesi, açıklayıcı bir odanın 20. yüzyılın başından bu yana meydana gelen diğer soykırımlara ayrıldığını yazdı. Bu oda, 1904 yılında Namibya'da Herero ve Namalara karşı Almanların gerçekleştirdiği soykırım ile başlıyor. Ardından Holokost, Kamboçya'daki Kızıl Kımer katliamları, 1995 yılında Bosnalı Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenica katliamı ve son olarak da Irak'ta IŞİD cihatçıları tarafından Yezidilere yönelik katliamlar geldi. Ancak 1894-1923 yılları arasında Ermenilere karşı işlenen soykırım Arminosit'e dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Başlangıçta Ermenilere karşı işlenen soykırım Arminosit'e adanmış bir duvar oldu ancak daha sonra bunun kaldırıldığı belirtilmelidir. Ruanda siyasetine yakın bir kaynağa göre açıklama siyasi. Kigali'nin Türkiye'nin baskısına boyun eğdiğini belirtmek gerekir. Kaynak, Türkiye, Paul Kagame hükümetine Ruanda'nın Çinliler tarafından terk edilen büyük altyapı projelerini devralmasını teklif etti, dedi. Kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rejiminin bir şartı olduğunu ve bu şartın Ruanda siyasi çevrelerinde kabul gördüğünü, 1894-1923 yılları arasında Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit'in müzeden çıkarılmasının istendiğini de sözlerine ekledi. Dün Bakü'de tutuklanan tanınmış gazeteci Şahin Rızaev, birkaç gün önce Bakü lideri Aliyev'in Zangezur koridorunun açılmasıyla ilgili iddiaları hakkında dikkat çekici bir makale yayınladı ve esasen Ermeni yanlısı bir tez ortaya koydu. Rızaev, Aliyev'in gazetecilerle yaptığı toplantıda Azerbaycan'dan Azerbaycan'a seyahat eden vatandaşların malların ve araçların herhangi bir denetim veya gümrük idaresi olmaksızın serbestçe geçmesi gerektiği görüşüne yanıt verdi. Acaba İran topraklarından da durum aynı mı? Eminim öyledir. Azeri gazeteci, İran topraklarından Nahçıvan'a seyahat eden Azerbaycan vatandaşları, malları ve Azerbaycan araçlarına İran tarafından uygulanan gümrük ve pasaport kontrolüne atıfta bulunuyordu. Gazetecinin sorusu tırnak içerisinde vatansever Azerbaycanlı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Bazıları kendilerini Doğu Ermenistan, İran değildir ve karşılaştırmak hatadır diyerek haklı çıkarırken bazıları da onu Ermeni yanlısı görüşler ifade etmekle suçladı. Bir süre önce Rızaev, sosyal ağlarda aktif olarak yayılan Yerevan'ın işgali üzerinde yapay zeka tarafından oluşturulan fotoğraflardan biriyle dalga geçtiği için eleştirilmişti. Doğu Ermenistan topraklarına yönelik saldırgan emellerini gizlemeyen ve Doğu Ermenistan ile müzakerelerin tüm mantığını tırnak içerisinde koridor terminolojisi çerçevesinde kurgulayan Azerbaycanlı yetkililer, ülke içinde oluşan ruh halini yavaş yavaş takip ediyor ve ortaya atılan yanlış tezlere karşı çıkanları etkisiz hale getiriyor. Şahin Rızaev, muhalif görüşlerine rağmen son yıllarda yetkilileri doğrudan eleştirmekten kaçınmış, kendisini iğneleyici mesajlar ve tırnak içerisinde naif sorularla sınırlamıştır. Sessiz eleştirilerine rağmen o da hapse atılmıştır. Bakü ve Ankara'daki yetkililerin Zangezur koridorunun açılmasıyla ilgili açıklamalarına karşılık olarak Yerevan'ın her zaman müzakerelere koridor mantığı olmadığını vurguladığını belirtmek gerekir.
Avrupa Parlamentosu'nda Artsakh'taki Ermeni dini ve kültürel mirasının korunması başlıklı bir konferans 24 Ocak'ta düzenlenecek. Avrupa Parlamentosu üyesi Miriam Lehman, X'te yer alan bir makalesinde şöyle diyor. Artsakh'ın binlerce yıllık Ermeni kültürel ve dini mirası yıkım, saygısızlık ve gasp tehdidi altında. Ermeni mirasını korumak için neler yapılabileceğini tartışmak üzere bana ve uzmanlara katılın diye yazdı. Etkinliğe katılmak için 19 Ocak'tan önce kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Madena Taran Yayın Evi, Doğu Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da bulunan eski el yazmaları müze enstitüsü olan Madena Taran'ın araştırmacısı Benera Makarya'nın Osmanlı döneminde Tarihi Suriye Ermenileri 16. 18. yüzyıllar adlı kitabını yayınladı. Kitap Osmanlı döneminde özellikle de 16. ve 18. yüzyıllar arasında Tarihi Suriye Ermenilerinin tarihi, sosyoekonomik durumu ve ruhani ve kültürel yaşamının incelenmesine adanmıştır. Madena Taran'dan bildirildiğine göre Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer inançlara yönelik politikası bağlamında yerel Ermenilerin durumunun özelliklerini ortaya çıkarmak ve vurgulamak için bir girişimde bulunulmuştur. Materyal, Ermeni ve yabancı kaynaklara, belgelere ve literatüre dayanmaktadır. Kitap, Ermeni kolonilerinin tarihi, tarihi Suriye'nin bir parçası olan bugünkü devletler ve Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerine çalışmalara yöneliktir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sevak Amroyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Yarhuşta adlı eseri sunuyoruz. Ganchi surni khaga khogash har barni bara hey yar khushta Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.